İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir akıl oyunu programıyla daha sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yine Erol Mütercimler hocamla beraberiz. Hocam hoş geldin. Efendim hoş buldum. Sen de hoş geldin. Devamlı koşturma halindesin. Beraber siz de çok yoğun aslında üniversitede değil mi? Biz şu final, biz final haftasındayız. Yani nasıl biliyor musun? Nasıl yoğun? Benim ortanca oğlan da iki haftadır eve gelmiyor finaller vesilesiyle. Yurtta kalıyor. Öğrenciler için de aslında yoğun bir dönem. Yoğun, çok yoğun bir yoğun dönem. Umarım ki ne bileyim hepsi başarılı olur ya. Yani. Hepsine başarılar diliyoruz. Evet, şimdi. Aynen öyle. Şimdi yoğun gündemimiz var. İstersen önce YSK gerekçeli kararını açıkladı. Hı hı. Abi seçimlerle ilgili. Oradan başlayalım. Hiçbir... Bu gerekçeli kararı inceledin. Gerekçeli karar şöyle bir şey. Ortalık bir hiçten büyük bir gürültü koparıldı. Böyle bir hiçlik üzerine yazılmış müthiş bir metin, kaç yüz sayfalar. İşte şöyle ana başlıklarıyla şimdi çocuklardan rica etmişti biliyorsun haber merkezinden işte gönderdiler. 250 sayfadan oluşan gerekçede oyların çalındığına dair herhangi bir ifade yer almadı. Nokta. Oylar çalınmamış. Geçen hafta da konuşurken ne dedik, Ya dedim böyle bir iktidar döneminde ve böyle bir Süleyman Soylu beyefendi gibi bir İçişleri Bakanı varken hangi çılgın oy çalmaya soyunabilirmiş? Dedim ya deli olacak ya zır deli olacak. Ya yok böyle bir şey. Yazık, bize yazık günah, ülkeye yazık günah, paraya yazık günah, yeniden masraflar. Ülkede yabancı yatırımcı çıkıp gidiyor. Kimse yeniden buraya yatırma kimse dönmüyor. İşte sen de galiba Doçevelle'den mi aramış düşünce sormuşlar. Yurt dışından arayıp soruyorlar bana gazeteciler ne oluyor. Ben onlara diyorum ki asıl siz söyleyin ne gördüğünüzü. Dışarıdan ne gözüküyor? Aynen öyle. Ben onlara diyorum ki siz söyleyin ne gördüğünüzü. Benim fikrimden daha çok yani siz anlatın, siz görelim. Şimdi oyların çalına dair herhangi bir ifade yok. Bak 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı, KHK'lı 6 kişinin sandık kurulu başkanı olarak atandığı belirtilen gerekçede şüpheli oy sayısının 300 binden fazla olduğu, bu sayının AKP ve CHP adayları arasındaki farktan yaklaşık 20 kat fazla olduğu iddiası yer alıyor. Şimdi gerekçeli kararda iptale gerek yok oyu veren YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında yer aldığı 4 üyenin gerekçeleri de yer aldı. YSK Başkanı Sadi Güven gerekçesinde şu ifadeleri kullandı. İmzasız 101 sayım döküm cetvelinin tamamında başkan ve memur üye ile birlikte AK Parti ve 3 sandık hariç CHP tüm sandıklara üye vermiş olup hatta Adalet ve Kalkınma Partisi 145, Cumhuriyet Halk Partisi 120 olmak üzere bazı sandıklarda birden fazla üye ile temsil edilmişlerdir. Ayrıca imzasız sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları uyumlu olup seçim iptal nedeni olabilecek bir uyumsuzluk görülmemiştir. Yani şunu anlıyoruz. Şimdi sandıktaki oylar duruyor, atılan oylar. Onlar tekrar sayıldığı zaman tutanaktaki rakamlarla sandıktaki rakamların uyumlu olduğu görülüyor. Söylüyor. Üye Cengiz Topaktaş'ta karşı oy gerekçesine şu ifadelere yer verdi. Sandık kurullarınca sandık başlarında yapılan sayım sonuçları ilçe seçim kurullarınca yapılan yeniden sayımlar sonucunda bir kez daha meşruiyet kazanmıştır. İki kez yapılan sayım sonuçlarının tanınmaması ve sırf sandık kurullarının oluşumundan hareket edilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verilmesi kabul edilemez bir durumdur. İptal kararına karşı oy kullanan üyelerden Kürşat Hamurcu da gerekçesine şu noktalara dikkat çekti. İtiraz dilekçelerinde bu yolda bir gerekçe olmadığı gibi bu hususun seçim sonuçlarına nasıl etki yaptığı da açık, net, somut, belge ve kanıtlarla ortaya konulmamıştır. Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanının, parti temsilcisi olan 5 sandık kurulu üyesinin bilgisi ve onayı dışında hangi eylem ve işlemiyle seçimin dürüstlüğünü ve objektifliğine müdahale ettiğine ilişkin somut iddia ve itiraz bulunmamaktadır. Tahmini ve farazi gerekçelerle seçmen iradesi yok sayılarak salt sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması nedeniyle seçimin iptaline karar verilmesinde hukuki uyarlık bulunmamaktadır. Ve red yönünde oy veren dördüncü üye Yunus
Aykırı'nın gerekçesi, kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının oy verme günü yaptıkları işlemlerde ve aldıkları tedbirlerde 298 sayılı kanuna ve Yüksek Seçim Kurulu'nca hazırlanan belgelere aykırı davrandı, genelgelere aykırı davrandıkları, şüpheli tutum ve davranış sergilediklerine ilişkin delil ve gerekçe gösterilemediğinden kesinleşmiş sandık kurulu oluşumuna dayalı olarak yapılan itirazın reddi gerekmektedir. Bak ne kadar aleni net, ne dediler? Çalındı, çalındı, çalındı. Peki niye yok çalındı? Kim çaldı? Şimdi çalmak bir fiil ise birisi olmadan bir şey çalınmaz. Değil mi? Çalmaksa bu ya. Bir şey, birisi olacak ortada. Ya da birileri olacak ortada, organizasyon. Ben şöyle düşünmekteyim. Geçmişte bunlar, bu tür alevere dalevereler yapılıyormuş ve bu alevere dalevereleri yapıldığını bilenler, bu seçim yahu yine yapılmış olabilir. Biz nasılsa yapıyorduk bunu. Hay Allah ya. Niye yapılmamış? Yapılabilir. Anladığım kadarıyla oradan hareket etmişler. Ya bize yazık değil mi? Ülkeye yazık değil mi Allah'ın aşkına? Yine dünya kadar para harcanmıyor mu burada ya? Burada abi şimdi tabii sandık başkanlarının devlet memuru olmadığı ifade ediliyor. Doğrudur, olmayan evet, memurlar söylüyor. Var. Fakat ama diyor yasaya aykırı değil. Şöyle bir durum var. Sandık kurulu başkanlarını seçen YSK. Yani bunları sonuçta seçim denetlemekle mükellef olan irade seçiyor. Arkasından da bu listelere itirazları belli bir süresi var. Yani aslında burada bir teknik bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlüğü yapan YSK'nın kendisi. Bak ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu YSK. Yetmedi. Aynen söylediğin şekliyle. Sandıkların başında bütün partilerin temsilcileri var mı? Var. Niye peki itiraz etmediler o gün? Niye şimdiye kadar hiçbir seçimde itiraz edilmedi? Ayrıca başka bir problem daha var. Neden muhalefet partilerinin itirazlarını YSK hiç ama hiç ciddiye almadı, göz önünde bulundurmadı, kabul etmedi de iktidar partisi olunca kabul etti? Bakın geçen gün de söyledim. 7 üyenin, asıl 7 üyenin 4'ü diyor ki iptal edilmesin. Üçü diyor iptal edilsin. E siz ne yapıyorsunuz? Oyuna yedekleri sokuyorsunuz. Bu neye benziyor? Futbol maçlarını düşün. Değil mi? Ne yaparsın? Genelde işte niye yedekleri tutarsın? Maçın ikinci devresini alabilmek için. Burada da yedekler tabii tutulmuş. Yani hukuki tarafını bilmiyorum. Hukukçular izah edecek ama asıl üyeler ama olmadığında yedekler ancak bak özür dilerim hukukçular izah edecek ama şimdi dinliyorum televizyonlarda, ekranlarda tartışıyor işte hukukçular bas bas birbirlerine birbirlerine yalnızca bağırıyorlar. Bir tek ayakkabı çıkarıp fırlatmadıkları kaldı bak. Bir tek o kaldı ha. Bütün o bağırış çağırış içinde hiçbir şey anlamıyoruz biliyor musun? Hiçbir şey anlamıyoruz. Programları yapan moderatörler de yukarıdan aldıkları emir gereği yalnızca işi köpürtüyor. Yalnızca işi köpürtüyor. Hele son CNN'de zaten Ahmet Hakan fiyaskosundan sonra söyleyecek hiçbir laf kalmadı bu ülkede ya. Şimdi tabii aslında... Hiçbir laf kalmadı artık. Biz de biliyorsun Erol abi, ben de 31 Mart'ta adaydım. İşte dün, evet dün. Dün itibariyle bu seçimlere girmeme kararı bizim. Önce ilde toplantılar yaptık. Arkasından yetkili organlarla Ankara'da toplantı yaptık. Ve seçimlere girmeme kararı doğru aldım. Karar verdin. Şimdi bu tabii hem benim hem de partimin ortak kararı. Yani neyse şimdi, artık. Kurullarımızı. Parti, o zaman şöyle düzelteyim cümlemi. Partin doğru karar verdi. Şimdi şöyle ben olaya bakıyorum. Şimdi yani katılmamayla ilgili dilekçemi şeye verirken il seçim kuruluna gidip... Dilekçe mi veriyorsunuz evet, katılmayacağım diye? Çağlayan'daki adliyeye gidip orada yeri var. İl seçim kuruluna orada dilekçemi verirken orada bulunan arkadaşlarla da kısa bir sohbet ettik. Bir defa beni ürküten ve korkutan taraf şu. Türkiye açısından. Şimdi biraz daha yukarıdan olaylara bakarsak. Şimdi 31 Mart seçimlerinde sonuçta İstanbul'a muhtar. Evet, sizin, aynen öyle. Yani, büyük muhtar. Büyük muhtar. İstanbul'a büyük muhtar olmak için ben de adaylığımı koydum partim adına. Şimdi tabii İstanbul çok büyük bir metropol. Dünyanın göz bebeği olan yerlerden biri ve çok ciddi problemleri de birike birike ayyuka çıkmış durumda.
Biz bu problemlerle ilgili çözümleri ortaya koyduk, projeleri koyduk. Seçim boyunca dikkat ederseniz ben sürekli İstanbul'un meseleleriyle ilgili proje ve çözüm anlattım. Zaten işte Genel Başkanımızın Milli Ekonomi Modeli'nin İstanbul'la ilgili uygulamalarını, enerjiyle ilgili, tarımla ilgili anlattık. Şimdi bu seçimde projeyi konuşabileceğim bir zemin de yok. Şimdi öyle toplumda bu YSK'nın aldığı bu kararla birlikte toplumdaki fay hatları gerilmeye başladı. Hem de ne biçim? Şimdi bana dediler yani niye girmiyorsun? Dedim biz proje partisiyiz. Şu anda dedim yani bu ortamda projeyi anlatabileceğim bir ortam var mı abi? Yok. Yani kimsenin öyle bir şey dinlemeye niyeti yok. Niyeti de yok. Böyle bir ortam da yok. Ama şunu görmemiz lazım. Bu ülkede 24 Haziran da var, 25 Haziran da var, 26 Haziran da var. Ve Türkiye'nin artık sadece İstanbul'la sınırlı kalmayan, ifade edemeyeceğimiz çok daha ciddi ve büyük meseleleri var. Finans tarafında var, iktisadi tarafta var, işsizlikte var, ihracatta var ve birazdan siz değineceksiniz. Aslında etrafımız bir ateş çemberi olmuş ve bu ateşi de biz körüklemişiz. Yani bu noktaya getirmişiz. Şimdi bu ateş çemberinin tam ortasında duruyoruz. Ve bütün dünyada da iktisadi bir kriz var. Hem savaş, dünyada fay hatları girmiş bir savaş ortamı var. Hem büyük bir iktisadi kriz geldi dünyaya. Bu ortam içerisinde en kırılgan ülke Türkiye. Ben buradan dış politika geçeceğiz ama birkaç noktaya temas edeyim. Şimdi aslında ülkelerin şimdi dünyadaki en büyük piyasa tahvil piyasası. Oraya geçmeden önce sana oy veren seçmenlerine teşekkür etmedin. Ne kadar İstersen ayıp. O ekonomiye sola değinin. Bu arada şunu söyleyeyim. Çok efendim izlediğiniz gibi sevgili seçmenleri bakınız. Adaylıktan çekildiği zaman şöyle diyor. Ben sizi artık tanımıyorum. Şimdi ben onları öncelikle bize 31 Mart'ta rey veren, destek olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Veren de vermeyen de tüm vatandaşlarımızı da ayırt etmeden aslında hepsini kucaklıyorum. Ben vermeyeni vallahi seni olsam kucaklamam. Şimdi ben söylüyorum kardeşim. Vermiyorsan niye ben ona teşekkür edeyim ki? Şimdi niye edeyim? Bunun sebebi şu abi. Şimdi öyle bir ortam toplumda oluşmaya başladı ki bizi tedirgin eden nokta şu. Aynı gemideyiz ve o kadar çok basit meseleler kavga unsuru haline getirdi ki spordan sanata kadar doğru en basit meselelere kadar toplumda bir kıvılcım bekliyor. İstanbul özelinde söylüyorum. 2 milyon belki İstanbul'da Suriyeli var neredeyse. Afganlı var, Suriyeli var. Müthiş bir işsizlik var. Toplum bir kıvılcım bekle her an doğru. Farklı noktaya taşınabilir. Burada siyasilere belki de bu dönemde düşen vazife, bu seçim döneminde ötekileştirmeden topluma kucaklayacak mesajlar vermektir. Nitekim Ankara'da biz biliyoruz bir beka sorunu. Hatırlayalım. 31 Mart'ta bir beka sorunu diye bir kavram ortaya çıktı. Bir anda kayboldu gitti. Şimdi yani 3 tane rey için, 4 tane rey için bu tip üsluplarla toplumu sonra geri dönüşü olmayacak kadar germenin. Çünkü biliyorsunuz bütün yayların bir elastiket katsayısı vardı. Eğer onu bozarsanız bir daha onun geri gelme ihtimali yok ki toplum şu anda zaten yeterince gerilmiş durumda ve yani şöyle söyleyeyim işte ülkelerin bugün dünyadaki en büyük piyasa tahvil piyasası ve bu tahvil piyasasında işte borçlanan ülkelerin diyelim Türk tahvillerine adam para yatırıyor. Yatıran global tefeciler de parasını garanti etmek için sigorta alıyor. Bu CDS dediğimiz her ülkenin tahvilinin sigorta primleri var. Yani ben mesela Türkiye'ye para satıyorum, tahviline para yatırıyorum. Sonra aldığım bu tahvilde gelip diyorum size ki, yani örnek olsun diye, bu tahvilimi benim sigortala. Yani eğer işte A ülkesi, B ülkesi bu parayı ödemezse ben senden bu parayı alırım. Öderse sana ben buradan bir pay vereceğim. Şimdi dünyadaki ülkelere bakıyoruz. Yani en problemli ülkelere işte Yunanistan, 334 bas puan, yani 3.34. İtalya 213, Brezilya 178 rakamları. Bunlar yani kırılgan ülkelerin tamamındaki en yüksek rakam 300'lerde. Mesela Almanya gibi borcunu ödeyeceğine güvenin yüksek olduğu ülkede bu 4.60 gibi sıfıra yakın bir rakam. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye'de bu rakamın dünyada en yüksek tepe rakam 500'ler seviyesinde. Şu anda 500'ler seviyesinde.
ve bir yıl içerisinde 200'lerden 500'lere geldiğini gördüğümüzde şunu altını çizmemiz lazım. Bugün dünya Türkiye'nin borç aldığı dünyadaki kreditörlere, tefecilere bu parayı ödemekte ciddi sıkıntılar yaşayacağı ile ilgili kaygı taşıyor. Böyle bir ortamda bence siyasi iradenin İstanbul özelinden artık çıkıp Türkiye'nin aslında çok ciddi bekleyen problemlerine odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Amerika, İran şu anda inanılmaz derecede ortamında bir gerginlik var. Hemen Hürmüz'ün orada, Basra'da her an patlayacak bir kıvılcım var. Geçen hafta da değindik. İstersen abi bu Amerika-İran süreci ne oluyor? Bir de birleştir istersen. S-400 konusu var. Türkiye 2 hafta süre verildiği söyleniyor. Siz ısrarla, ben de aynı kanaatteyim. Aylardan beri Türkiye S-400'ü teşke alsa, yani biz almasını isteriz Türkiye'nin güvenliği için ama alamayacağını, alsa bile bunu kullanmayacağını söylemiştik. Amerika-İran konusu nasıl? Şimdi o senin söylediğin siyasetçiler meselesinde bak germe deniyor ya. Süleyman Soylu'nun bir açıklamasını izleyiciyle paylaşayım. Diyor ki Süleyman Soylu, İstanbul seçimi verdiği siyasi kavganın uç vereceği bir seçim olarak nitelendirilir. Ve bu devam ederse, seçimden sonra meşruiyete yönelik bir kavgaya yönelirse ben bundan ülkem adına endişe ederim. İstanbul seçimi ideolojik olarak bir kavganın devamı olursa ben bundan da endişe ederim. Ben bunun ucunu görüyorum. Kavganın ucunu görüyormuş. Şu saldırılarda görüyorum. Binali abi geçen akşam bir yere gitti. Onun orada oturma hakkı yok mu? İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul'dur. Bu revanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir. Şimdi devam ediyor beyefendi. Binali Bey geçtiğimiz günlerde Kültür Bakanımızla beraber bir operaya gitti. Oradan çıkarken aynı 28 Şubat sürecindeki gibi yapmadıkları hakaret kalmadı. Endişem ve korkum var diyorum ya. Endişem ve korkum bu. Buradan elde edebilecekleri pozisyon ile 24 Haziran'dan itibaren Türkiye'de siyasi bir kavganın ucunu açarlar diye endişe ediyorum. Şimdi bir ülkenin İçişleri Bakanı aynen kendisine ait olan şu cümlelerle konuşuyor. Bu kavgayı daha tetikliyor. Şimdi birincisi ben Süleyman Soylu beyefendiye şunu söyleyeyim. Bir programda daha söyledim. Aynı liseden mezunuz, bizim küçüğümüzmüş. Oralarda başka şeyler öğretiyordu. Oranın çok iyi hocaları vardı. Yani biz ülkenin yıldız hocalarında okuduk. O hocalar bize matematik düşünme yöntemi öğrettiler. Oralarda. Çok da iyi tarih hocalarımız, tarih öğretmenlerimiz vardı o lisede bizim. Onlar bize çok şeyler öğrettiler. Demek ki bizden sonra anlaşılan o hocalar emekli olmuş. Ben öyle görüyorum. Ben öyle görüyorum. Şu demeci falan okuyunca da. Bunları söyleme hakkım var. Aynı lise mezunu olduğum, ben onun abisi olduğuma göre demek ki söyleyebilirim. Değil mi? Öyle bir hakkımız var. Madem ki aynı lise mezunuyuz. Bak şimdi. Şu konuşma çok tehlikeli bir konuşma. Evet. Şimdi ben beyefendiye şunu hatırlatayım. İdeolojik ayrışma ve çatışma Soğuk Savaş dönemi mantığıydı. O Soğuk Savaş dönemi mantığında Süleyman Soylu beyefendinin de ait olduğu sağ düşünce cenahı, babası da bölgede sevilen bir beyefendi babası. Ait olduğu mantık, yani o sağ cenahına ait olduğu mantık şunu söylüyordu. Komünizm gelecek. Komünizm aşağı, komünizm yukarı. Sol cenahta şunu söylüyordu. Faşizm gelecek. Faşizm aşağı, faşizm yukarı. Sonra ABD Soğuk Savaş dönemi bitti dediğinde bir anlaşıldı ki iki tarafta birer heyula yaratmış. Olmayan bir korku iklimi üzerine kurgulanmış. Süleyman Soylu beyefendi hala Soğuk Savaş döneminde kalmış. 2019 21. yüzyılın ilk çeyreğinde İçişleri Bakanı. Tabii yani çok çabası var bakanlıkta, onu da bir kenara koyuyorum ayrıca. Onu hiç göz ardı etmiyorum. Ama yani bu ideolojik şimdi, üslubun. Bu üslup, evet aynen öyle. Bak şimdi bu üslup müthiş bir gerginlik üslubu. Ayrıca da şu var. Unutmayalım ki
İstanbul ve Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kapatıldıysa, özür diliyorum, kaybedildiyse sebebi hem Süleyman Soylu beyefendinin hem Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin bu gerilim gerginlik üslubudur. İki, Devlet Bahçeli beyefendinin gerilim ve gerginlik üslubudur. Özellikle mesela Ankara'yı kaybetmelerinin sebebi Bahçeli ve Soylu'nun açıklamaları. Kaybetme sebepleridir. Türkiye'de seçmen, halk bu işleri aştı. Bak bu işleri aştı. Hiç öyle düşündükleri gibi değil. Ayrıca bugünden şunu söyleyeyim. Sandıkta Ekrem İmamoğlu'na benim gördüğüm kadarıyla AKP ve MHP seçmeninden ciddi bir oy kayacak. Çünkü herkes rahatsız bu üsluptan. Herkes görüyor yani. Türk halkı görüyor. Nasıl bir ateş çemberi içinde bu ülke bilmem ne görüyor. Şimdi buradan İran meselesine giriş yapayım. Hemen gireceksin abi. Ben sokakta sürekli birçok insandan sohbet ediyorum. Hatta gören çeviriyor, sohbet ediyorum. Hepsine bir soru soruyorum. Gündeminiz ne şu anda diyorum. Hiçbiri bana İstanbul seçimleri demiyor. Hepsi diyor biliyor musunuz? İş yapamıyoruz. Selim Bey. Yani efendim, battık ekonomi diyor. İş yapamıyoruz diyor. Para tahsis edemiyoruz diyor. Mal satamıyoruz şimdi, diyor. Türk seçmeni sandığa giderken dış politikayla hiç ilgilenmez. Bugüne kadar bu kadar seçim takip ettim. Sene 1997, sene 2019. Kesiksiz ekranlarda seçim takip ediyorum. Öncesinden de söz etmiyorum. Kesiksiz takip ettiğim sürece. Türk halkı dış politikayla ilgilenmiyor, prim vermiyor. Prim vermiş olsaydı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapardı. Yapmadı. Yaptı mı? Yapmadı. Değil mi? 11 bakan falan, 10 milletvekili eksik bıraktı. Belki o da içerili. Apo'nun yakalanması Ecevit. Orada da koalisyon ama. O da koalisyon. Evet. Dikkatini çekerim. Ki o da iç mesele aslında. İç mesele. O da iç mesele. Dış politika. Tabii değil. Dikkatini çekerim bak. Ha, ama ne var? Üç şey var. Bir, Türk halkının oy verdiği ekonomi. İki, dini istismar edenler. Üç, milliyetçiliği istismar edenler. Türk halkı bu üçüne oy veriyor. Üçüne, bu üç argümana oy veriyor. Ve dinin istismar edilmesine Türk halkı göz yumuyor, çıtı çıkmıyor. Sen izlememişsindir. Geçen gün bir televizyon kanalında YÖK üyesi yapılan, son bir üniversitede rektör yapılan, profesör ünvanı taşıyan bir ilahiyatçı ekranda bir Ermeni ailenin 13 yaşındaki çocuğunu Müslüman yaptı. 13 yaşında aile Ermeni. Ya Selim Bey kardeşim, bu ülke anayasasında ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik sosyal bir hukuk devletidir. Romantik cümleler, hiç uygulanmadı ayrı bir şey de. Laik diyor, laik. Laik bir devlet sen. Bunu yapabilir misin? Ya bu ne zırvalık, ne saçmalıktır. Aslında. İki, dur özür dilerim. İki, çocuk 13 yaşında. 13 yaşında. Şimdi 13 yaşında bir çocuğa sen ekranlarda getirdim, din değiştirttim. Sonra meydana çıktı, para vermişler, bilmem ne yapmışlar. Senin Diyanet İşleri Başkanlığın kalkıp şunu söylemek zorunda değil miydi? Bir dakika. Ey beyefendi, ne yaptın sen? Aklını mı yedin? Çıldırdın mı sen? Delirdin mi sen? Reyting uğruna bu zırvalık nedir? Böyle bir şey yapabilir misin? Yapabilir misin sen? Şimdi demediği gibi bir. İki, YÖK kalkıp açıklama yapmadı. Demedi ki bir dakika ya dur. Seni şimdi profesörlük ünvanını geri alıyorum. Doktoraya dokunamazsınız. İki, YÖK üyeliğin iptal edilmiştir. Üç, Cumhur Reisliği tarafından da senin rektörlüğün iptal edilmiştir. Ondan sonra da aynı rütük geri dönüp senin ekranına da ceza veriyorum diyemedi. Onu dinleyen orada hanımefendiler, parayla tutulmuş olan çok büyük bölümü, cebine para konularak o hanımefendiler oraya getiriliyor. Onlar da şöyleler, aynen şöyleler. Çocuk 13 yaşında çocuk Müslüman oldu ya. Oradakilerin hepsi sevap kazandı, tamamı cennete gidiyor şu anda. Tamamı uçuyorlar, kanatlandılar. Kanatlandılar, bıp gidiyor. Böyle yapıyorlar o kadınlar da. Müslümanı. Allah. Şimdi abi bu tip konuları delireceğim şöyle ya. Şöyle söyleyeyim. Şimdi işte bak bu istismarlar, kardeşim bu istismarlar iktidar yapıyor. Bir başka konu da şu, son dönemde biliyorsunuz işte Ekrem İmamoğlu Trabzon'la ilgili işte biliyorsunuz bir AKP'linin söylediği işte etnik kökemi şudur diye. Şunun altını çizelim. Bakın siz de bu konuya daha önce değinmiştiniz. Ahmet Yesevi Anadolu Alparslan'la kapı açıldıktan sonra Anadolu'da bir sürü halklar var. Bunlar değişik etnik kimliklerde olan halklar.
Ahmet Yesevi'nin talebeleriyle birlikte, sonra Hacı Bektaşi Veli'nin, Anadolu işte onun talebesi Hacı Bektaşi Veli'nin gelmesiyle, bunu milli ve dini bütünlüğümüz eserinde Haydar Bey çok net anlatıyor. Anadolu'da bir Türk kimliği ortaya çıkıyor. Hacı Bektaş talebeleriyle birlikte Anadolu'yu Müslümanlaştırarak Türkleştiriyor. Ve öyle bir yapı ortaya çıkıyor ki, Keldani, Süryani, Asuri, Rum, Ermeni, bir Türk kimliği ortaya çıkıyor. Şimdi benim çocukluğumda biz hiç kimsenin kökenini sormazdık. Sen nerelisin, nesin, ne değilsin diye. Çünkü hepimiz Atatürk'e tarif ettik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepimiz Müslüman Türk evladı olduk. Yani bir Türk kimliği kazandık. Şimdi öyle bir noktaya doğru olay taşınıyor ki bu tip işte etnik çatışmalar. Şimdi bunun temelleri atılıyor. Bakıyorsunuz dini noktaki istismar meseleleri. Bakıyorsunuz diğer işte ayrıştırma meseleleriyle birlikte aslında toplum inanılmaz derecede geriliyor ve şunu söyleyeyim, bu tip konuların ekranda bir şey haline çevrilmesi, işte bir özür dilerim, biri kazanç, bizi kazanç bir, kapısı kardeşim bir, kazanç kapısı ki ben olayı duydum, şöyle duydum bir kazanç de ondan kapısı. Sonra da 3-5 kuruş verildiğiyle ilgili bir şey çıktı ki aslında bugün bence Türkiye'nin asıl konuşması gereken konu, eğer illa o programda bir şey konuşulacaksa, İmam Hatip'teki kızlarımızın niye deist olduğu konusudur. Başlı başına oturup konuşulması gereken bir konudur. Çünkü... Çünkü bu din adamlarıyla sen deist değil kardeşim. İşte ateist olursun. Işte deisten vazgeçtim ben. Abi ne, bağışla beni bir saniye. Bu konuda çok öfkeliyim. Bak, bu tür din adamlarıyla ne Allah tanırsın, ne kitap tanırsın, ne peygamber tanırsın. Şimdi, bir tek şey dersin, özür dilerim. Bir tek şey dersin. Dersin ki... Ey yüce yaratıcı, eğer sen varsan bunları niye yarattın? Niye yarattın sen bu adamları? Kim bunlar? Aslında dediğin abi doğru. Çünkü şunu görmemiz lazım. Maalesef öyle bir din anlayışı ortaya konuyor ki hırsızlık içinde var. Yalan konuşma var. Efendim adamın iftira atmak var, gıybetini yapmak var. Efendim devlet malına el uzatmak var. Yani her şeyin aslında İslam dininde büyük günah olarak kabul edilen her şeyin din olarak pazarlandığı ve şu dendi. Benden misin? Her şeyi yapabilirsin. Bu mantık İslam değildir. Bu Emevi kafasıdır. Gerçek İslam işte Anadolu'ya Ahmet Yesevi'nin talebeleri Hacı Bektaş'la giren Ehl-i Beyt İslam'ıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de aslında yaşadığı İslam budur. Şimdi öyle bir anlayışla karşı karşıyayız ki oturup konuşuyoruz. Hadler o kadar gerilmiş ki ortada ciddi bir yanlış var. Yani bir yanlış var. Diyoruz bak bu yanlıştır. Yok diyor, ona yanlış diyemeyiz. Niye? O bizdendir. Aynen öyle. Şimdi benim hırsızım namusludur diyor işte adam. Bu yani. Mantık yani bu mantık aslında İslam'a en büyük zararı veren mantıktır. Bunun sonucunda insanlar aslında İslam'ı, onu temsil eden insanların şahsını ya severler ya da ondan soğurlar. Şimdi niye kızlarımız, İmam Hatip'teki kızlarımız dinden, İslam'dan soğuyor? Çünkü İslam adına ortaya konmuş olan yanlış örneklere baktığın zaman, bir Emevi anlayışına, Selefi anlayışına baktığın zaman gördüğün din İslam değil. O yüzden gerçekten toplumun bu noktada çok ciddi şekilde aslında demografi yapısına ve kültürüne çok ciddi şekilde dinamit kondu bir dönemden geçiyoruz. Bir de bak, bir de ne var biliyor musun? Bak Selim Bey kardeşim. Kutsal kitap. İnanç, ayetler, ana dilimizde, bak ana dilimizde yaptırılmadığı sürece biz bu din baronları, soytarıların oyuncağı olmaya mahkumuz. Olmaya mahkumuz. Kardeşim, ana dilde yapın şunu ya. Erol abi bak. Ana dilde yapın Erol abi. Ben Kur'an'ı Arapça okumak zorunda değilim bak, kardeşim. Şöyle şey, bak, şöyle söyleyeyim, bak. Şimdi... demin burada bir basit bir YSK ile ilgili bir konuyu konuştuk. İnsan oğlu, insanın yapısı öyle şeydir ki çok net bir hüküm olmasına rağmen bir konuda net bir hüküm. İnsan nefsi kendi menfaatine göre oradan bambaşka bir sonuç çıkartır. Bu yüzden bizim problemimiz şu. Bizim problemimiz Kur'an-ı Kerim'i anlatan örneklere baktığımız zaman, ekranlara çıkan örneklere, o ayeti
öyle bir yorumluk işte FETÖ ekibine baktığımız zaman biz yıllarca neyin mücadelesini... Şimdi Mevlana diyor ki abi bak, diyor ki arı da diyor çiçekten bal alır, eşek arısı da alır diyor. Kaynak aynıdır. Arı onu bal yapar, eşek arısı onu zehir yapar. Şimdi Fethullah grubu, yani FETÖ terör örgütü çıktı, Kur'an'dan yola çıkarak dinler arası diyaloğu ortaya koydu. Neyi gösterdi delil olarak? Ayetleri çarpıtarak bir anlayış ortaya koydu. Herkes onu seyretti. Haydar Baş Bey dedi ki bir dakika dedi ya. Allah'ın bu ayetindeki ölçü budur. Allah yine din İslam'dır, ölçü budur. Sen ne yapıyorsun dedi. Şimdi bu bizim problemimiz şu. Kur'an'da her şey apaçık var ama kim için? Gerçekten Allah'tan korkan için. Nisan yağmuru toprağa düştü mü bitki yeşertir. Ama yılanın gözüne düştü mü yılanı kör eder. Kaynak aynı kaynak. Şimdi bugün IŞİD dediğin adam Kur'an'dan yola çıktığını iddia ederek, Kur'an'a iftira atarak insanı katlediyor, masum insanları katlediyor. Olsa Allah bunu haram kılmıştır. Yapanı da ebediyen cehennemlik olduğunu ayette ifade etmiştir. Şimdi o yüzden en büyük problem Kur'an'ı bu din istismarcılarının tasallutundan kurtarmak lazım. En önemli konu bu. Adam çıkıyor kendi menfaati için, kendi doğrultusunda. O yüzden zaten Allah Kur'an-ı Kerim'i, diğer kitapları, peygamberleriyle gönderdi. Niye? Çünkü adama şuradaki normal bir cümleyi bile okurken insanlar en basit bir şey söylemiş. Ekonomide ben bir rakama bakıyorum, bir tabloya. Ya bu diyorum kriz. Aynı rakama başka birisi bakıyor diyor ki ya diyor her şey çok iyi. Ya nasıl? Ya arkadaş buna nasıl iyi dersin? Bu çok kötü. Şöyle diyor. Çok, bu çok önemli. Bu daha çok önemli. Bu çok çok önemli. Öyle diyorlar. Ama şu gerçeği, öyle diyorlar. Şu gerçeği unutmayalım. Tencereyi, sandığı herkes tutabilir. Ama tencereyi kimse tutamaz. Tencere yuvarlandı mı? Kapağını bulur. Her şey değişir. Ama biz peki şu İran konusundan saptık, tekrar tamam, konuya dönelim. Tamam. Bir taraftan hem diyorlardı Fethullah Gülen cemaat işte bunlar Kur'an'ı işte tersten yorumluyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Televizyon ekranlarına bak, aynı şeyler yapılıyor. Aynı şeyler yapılıyor. O zaman siz niye operasyonlar yaptınız Fethullah Gülen cemaatine? Niye operasyonlar yaptınız bu Adnan Oktar cemaatine FETÖ falan? FETÖ operasyonu konusunda niye yaptınız o zaman? Ayrı bir gündem olarak da hayır, konuşalım. Niye yaptınız o zaman? Bakın bakalım ya. Aynı rezaletler devam ediyor ve yeni yenileri çıktı ortaya. Şimdi gelelim bu İran meselesine bak. Burada ben başka bir tehlike görüyorum Türkiye açısından. Gördüğüm tehlike ne biliyor musun? Gördüğüm tehlike şu. Şimdi ABD buraya geçen hafta da izah ettim. Bütün askeri uzmanlar da söylüyor. Şimdi ABD İran'a kara ordusuyla, kara operasyonuyla bir şey yap, müdahale etmeyecek. Belki daha sonra işte deniz piyadelerini, komandolarını falan filan hava yumuşatma yapar. Bombalamalardan sonra öyle çıkarma yapar. O bir şey değil. Böyle bir ABD harekatı başladığında bu İranlıların bir kısmı hangi ülkeye gidecek Selim? Söyler misin bana? Nereye gelecek bunlar? Türkiye hazırlıklı olsun. 1,5 milyon İranlı Türkiye'ye sığınacak. Türkiye'ye sığınacak. Peki bir şey söyleyeyim. Nereye gidecek bunlar? Yukarıya Azerbaycan'a çıkmayacağına göre. ABD İran'a böyle bir müdahale bence abi. Hava harekatı yapar. Kara harekatı yapamaz. Hayır, kara harekatında konuşulmuyor. Zaten o konuşulmuyor. O konuşulmuyor. Ne olacak? İran hareketlendi. Nereye gidecek bu insanlar? Söyle bana nereye gidecek? Şu anda Türkiye'de hiç konuşmadığımız bir mesele bu bizim. Hiç konuşmadığımız bir mesele. Ayrıca da şu var. bir araştırma yapılsın. Şu anda Türkiye'de ne kadar İranlı var? Ayrıca da bir araştırma yapılsın. Arkasının akacak kısmına bakılsın. Ve 10 yıl sonranın Türkiye'sini şu anda herkes hayal etsin bakayım. Tavşan gibi üreyen Suriyeliler. Aynı şekilde işte Afganistan'dan, aynı şekilde Irak'tan gelenler falan falan falan. Ne olacak bir süre sonra bu ülkenin hali? Peki. Şimdi gelelim bu tarafa. Bak şimdi Putin'in açıklaması çok netti. İran'ın da bir açıklaması var. İran dedi ki ben dedi, bunu da Napolyon saydı İskender başarı. Tabii onlar dedi söyledi. Cengiz geldi buradan dedi. İskender geldi gitti. Onların hepsi de geldi gitti ama dedi İran hala ayakta. Doğru söylüyor. Ama İran'da İskender'in generallerinin bugün yaratılan İran'da onların temeli olduğunu da söylemiyor ama. Bak onu da söylemiyor. Onu da söylemiyor. Bugün İran varsa İskender'in burada bıraktığı generallerledir.
Bu bölgelerde renkli gözlü insanların varlığının sebebi nedir? İskender ordusu. Varlığının sebebi nedir? Şimdi daha fazla konuşturtmasınlar beni. Daha fazla konuşturtmasınlar. Şimdi bak, 2500 yıldan fazladır İran ayakta. Buna hiç itiraz yok. İyi güzel. Bugün gelinen nokta itibariyle baktığınızda bir açıklama yaptı İran. Dedi ki, biz başka yollarla da dedi petrolü dünyaya satarız. Başka taşıma araçları kullanarak da. Yanlış bir şey söylemiyor, doğru söylüyor işte. Çin'in petrol alımı falan bunlar ortada. Boru hatları inşa edilir. Evet efendim. Şimdi bu buralarda hiç bir şey yok. Yanlış bir laf yok. Uydurma bir hikaye yok. Bir gerçeği dile getiriyorlar. Şimdi Putin'in söylediği bir şey var. Bak Putin dedi ki, ABD ile senin arandaki mücadelede taraf olmam ben Rusya itfaiyeci değildir. Cümle Putin'e ait. Rusya itfaiyeci değildir. Şuna bakıyor bak Rusya. Diyor ki ben ABD ile bölgenin paylaşılması konusunda anlaşmaya vardığım sürece ne İran umurumda olur ne Türkiye umurumda olur. Başka hiçbir ülkede umurumda olmaz. Umurumda olmaz. Ha, Türkiye bana askeri üsler verir. Tabii çok severim Türkiye'yi. Çok severim. Tıpkı Suriye'yi sevdiğim gibi. Çok severim. Ama işte Rusya'nın bugün ekonomik rakamlar ortada. Sana da bazılarının selam sevgileri var. Dediler ki Selim Bey'e Rusya ile ilgili verilen rakamlarda yanlışlık var. Bu rakamları gönderdiler. O resesyon meselesi, küçülmeleri, müçülmeleri onların hepsini dediler. Dedim tamam programdan sonra ben kendisine gösteririm Selim Bey'in rakamları. Şimdi efendim, dolayısıyla her devlet önce bir kere kendisine bakıyor. Kendisine bakıyor. Tamam, Putin'in orada bir açıklaması var bölgeye. Dışarıdan yapılacak müdahaleler tarafımızdan kabul edilmez diye de bir cümlesi var onun, Putin'in. Bunların hepsini kenara koydum. Şimdi İran'ın açıklaması biz direneceğiz. Doğru bir açıklama, her devlet direnecek. İşgale evet denir mi? Böyle saçma sapan iş olur mu hiç? Hele Türkiye gibi milli mücadele yapmış, emperyalizme karşı savaş vermiş olan bir devletin bunları onaylaması söz konusu bile olamaz. Hiçbirimizin söz konusu bile olamaz böyle bir şey. Çünkü biz neyi biliriz? İran'da olabilecek olan bu türlü bir kargaşa Türkiye'ye sıçrayacak. Türkiye'ye sıçrayacak. Biz bunu bilmez miyiz? İşte hep anlatıyoruz. O nedenle gayet tabii ki bunların hiçbirisi hoş görülemez ve kabul edilemez. Ama Suriye özeline bakın, 15 milyon insan yer değiştirmiş. Aşağıya Yemen özeline bakın, 13 milyon insan yer değiştirmiş. Sudan'a bak, başka ülkelere bak. Şimdi dolayısıyla böyle karma karışık bir mesele var. O nedenle bu İran'la ilgili hususta ABD'nin buraya bu türlü bir operasyon yapma niyeti her ne kadar kalktı. Trump şöyle bir cümle kurduysa da, efendim İran'la savaşmak istemiyorum ben ama benim ülkemdeki savaş baronları, silah tüccarları ille de savaşılsın diyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı işte iyi polis kötü polis aklınca oynamaya çalışıyor. Dünya bilmiyor mu? ABD ekonomisi demek savaş ekonomisi demektir. Dünya bilmiyor mu? ABD vatandaşlarının dolaylı direkt 2/3 savaş ekonomisine çalışır. Dünyada silahları kim satıyor kardeşim? Dolayısıyla silahlarını sattığına göre savaşı yapacaksınız. Onun için İran meselesini çok ama çok dikkatli izlemek gerekiyor. Tabii buradaki ana husus, işte ekonomi alanındaki ana husus, buradaki petrolün üretimi meselesi. Ayrıca da şimdi ben yurt dışında yayınlanan bazı makalelerde dikkatimi çekti. Orada birisinin hatırlamıyorum, İngiltere'de miydi Amerika'da mı, bir köşe yazısında şey diyor ki, şu anda diyor, petrol ne kadar diyor ucuzlarsa ucuzlasın, arz ne olursa olsun diyor, talepte bulunacak para yok. Bana çok çarpıcı geldi bu cümle. Oturdum iki kere okudum. Dedim bir dakika yanlış tercüme mi ediyorum ben bunu diye. Şimdi bir de dünyada demin sen söyledin ya bir daralma var. İşte bütün dünyada ekonomik ciddi biçimde bir kriz var ve bu krizin Türkiye türü ülkelerde 2022'nin sonuna kadar falan süreceği ifade ediliyor o yurt dışı makalelerde. Provokatif makaledir, doğrudur, yanlıştır ben onu anlamam. Hiç bildiğim bir iş değil ama onlar işte aynı senin yaptığın gibi bir takım rakamlar veriyor, mukayeseler yapıyor. Ama sen demin bir şey söyledin, dedin ki ya böyle de okunur buna koyduğun zaman, böyle de okunur. Bu tarafa koyduğun zaman bizim işte ekonomiden sorumlu bürokratların, televizyon ve bakanların ekrana çıkıp rakamları tersten okumaları olayında olduğu gibi. Dolayısıyla İran meselesi demek ki yalnızca askeri operasyon meselesi değil. Çünkü artık çok açık, net. Askersel açıdan baktığınızda İran'ın ABD'nin bu türlü hava saldırılarına karşı koyacak gücü yok.
karşı koyacak gücü yok. Bu bilinen bir şey, bilinen bir gerçek. Öte yandan da nedenli devrim muhafızları ordusu, nedenli disiplinli de olsa, çoklu da olmuş olsa, kara harekat yapılmadığı sürece onların esamesi okunmaz, bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla İran'a öyle anlaşılıyor ki çok uzun bir zaman hem siyaseten hem ekonomik açıdan hem bu türlü askersel baskı açıdan uzun zaman içinde yıpratılacak, öyle görünüyor. O yıpratmanın ardı nereye bağlanır, ne olur, ne biter onu bilmem. Şimdi abi, onu bilmem. Şöyle söyleyeyim, şimdi benim gördüğüm bir defa İran-Irak Savaşı'nda, yani aslında Irak'ı, Saddam'ı İran'a saldırtan Amerika bir başka kanal üzerinden. Çünkü Amerika şunu da biliyor, hiçbir kara harekatını kazanamadı. Amerika karada hiçbir netice elde edemez. Çünkü sonuçta kara harekat demek insan demektir. Ya, tabii canım. Cesaret ister. Ya bir de ülkeye saldırıyorsun. Saldırılan bütün ülke kahramandır. Bütün ülkeler. Aynen öyle. Şimdi İran'a bir kara harekatı asla yapmaz. Böyle bir şeyi cesaret edemez. Trump'ın uyguladığı bir strateji var. Bütün tweetlerinde de bunu görüyoruz. Önce çok agresif bir tweet atıyor. Yemezse poker oynuyor adeta. Yemezse blöf yapıyor. Ondan sonra hemen bir U dönüşü yapıyor. Şimdi İran'a bir hava, kısmi bir hava saldırısı olabilir mi? Olabilir. Ama şu bir gerçek, şu dakika itibariyle şu anda Amerikan ekonomisi çok ciddi bir şekilde, aslında İran bağlantısında Çin'le Amerika uğraşmak istiyor. Fakat her attığı adımda Çin'den bir tokat yiyor. Şimdi mesela işte en son bu Huawei ile ilgili Android yazılımı, işte Huawei aslında bir cep telefoncu falan değil. Türkiye pazarında da şu anda pazar lideri konumuna geldi Huawei. Öyle mi? İnanılmaz. 3 Çin markası var. Şimdi yeni bir tane daha marka girdi Türkiye pazarında. Şimdi aslında Huawei'nin ama asıl gücü, ben yıllar önce ilk Huawei'yi duyduğum zaman, bundan bir 10 sene önce, Huawei altyapıcıdır. Altyapı firmasıdır. Ve bugün Avrupa'nın bütün aslında telekom altyapılarında Huawei var. Şimdi tamam, sen ona bunu uygulamaya kalkıyorsun. Tamam da, peki sana bugün... 2 gün önce Xi Jinping nereye gitti? Bir mesaj verdi Trump'a. Hem de öyle blöf yaptı. Çin Cumhurbaşkanı. Nereye gitti? Nadir Xi element Jinping üreten Çin firmasına gitti. Nadir element ne demek? İşte 50'den yukarısı periyodik cetvelin 70'e kadar küsurata giden o 20 küsurat tane nadir elementler var. Bunlar aslında az bulunan elementler, hı hı, ama bir özelliği var. Bunlar aslında bütün sanayinin, yüksek teknolojinin can damarı. Mesela cep telefonlarında bir sürü nadir element kullanılıyor. Şimdi hava sanayinde kullanılıyor, radar sisteminde kullanılıyor, silah sanayinde kullanılıyor, roketlerde. Genelde bu nadir elementler ya bazı metallere içerisinde katkı olarak kullanılıyor, ergime sıcaklığı arttırılıyor, dayanıklılığı arttırılıyor, iletkenliği arttırılıyor vesaire. Kimin elinde bu pazar? Yani bugün yüksek teknoloji dediğiniz teknolojinin temelinde nadir elementler var. Ve bu kimin elinde bu pazar? Bu pazarın %92'si Çin'in elinde. Şimdi hatta Çin son dönemde elindeki kağıttan hızlı bir şekilde çıkarak, hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gittiği zaman dedi ki ya Çinli firmaların burada ne işi var? Ben de o zaman bir programda dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, Çin dedim yıllardan beri milli ekonomi modeli dinliyor. Afrika'da. Elindeki karşılığı olmayan dolara çıkıp karşılığı olan maddeye, metale dönüyor. Ne aldı? Afrika'daki bütün nadir elementleri kapattı. Eğer şu anda, ben de şu anda birkaç tane yabancı literatür okuyorum. Cümle aynen şu kadarını diyeyim izleyicilerimize. Çin nadir elementi Amerika'ya, Amerika nadir element ihtiyacının %80'ini Çin'den alıyor. Ve eğer Çin bunu vermeyi durdurursa, ekonomideki bunun adı 1973 petrol krizinden eş değer bir kriz oluşturur. Nasıl ki petrol krizi 73'te yaşandı. Ona eşdeğer bir krizi bugün nadir elementle Çin ortaya çıkarttırabilir. Bu kadar eli son derece güçlü ve dünyadaki birçok yerinde kaynağı da kapatmış durumda. Şimdi bu şartlarda Amerika her attığı adımda bir açıklama yapıyor. Mesela Huawei'ye Android'i Google vermeyeceğini söyledi. Sonra 90 gün süre uzattı. Huawei açıklama yaptı ki 2 ay içinde dedi, kendi dedi, yazılımımızı dedi, devreye koyacağız dedi. Bastı geçti gitti. Dolayısıyla bu süreçte benim gördüğüm Rusya ve Çin'in oynadığı bir şey var. O da şu, çok ciddi bir şekilde dünya dolarizasyondan çıkıyor. Amerika bu manada finansı patladı. Adamlar kenara çekilip her geçen gün o çöküşü seyrediyorlar. Çünkü geçen zaman, mesela şu anda dünyanın büyüme hızına, rakamlarına baktığımız zaman abi,
dünyanın bu yılki büyümesi 2019'da %3 olarak öngörülüyor. Bu büyüme nereden geliyor? Çin'den geliyor. %6,5 Çin. Ve bu büyüme ihracata dayalı bir büyüme değil. İçsel bir büyüme. Bu arada yani Rus ekonomisiyle ilgili şunu söyleyeyim. Ben bir ekonomide, ekonomideki canlılığa bakarken baktığım birkaç kriter var. Bir tanesi de şudur. Çok enteresan bir kriter söyleyeyim. O ülkede bir yıl içerisinde dökülen beton miktarı, metreküp olarak. Çok önemli bir kriterdir. Eğer o ülkede dökülen, yapılan beton miktarı da ciddi bir artış varsa, buna mukabil ülkenin rezervleri de düşmüyorsa, azalmıyorsa, yani bu şu demektir. Ülkede müthiş bir canlılık var çünkü inşaat sektörü aslında bir ekonomiyi okumakta eğer doğru yakalayabilirseniz çok önemli kriterlerden biridir. Ama eğer inşaat dışarıdan gelen bir krediyle, kredilendirilmiş bir yapıyla canlandırılıyorsa o zaman bu şudur. Canlılık devam eder küt kollap çöker sizden. Örnek Türkiye. Şimdi Rusya tarafında inanılmaz derecede dünyada en fazla milyar metreküp olarak bakıyorum rakamlarına. Her yıl inanılmaz derecede artıyor. Buna mukabil rezervleri de eksilmiyor, artıyor. Şimdi benim gördüğüm, okuduğum fotoğraf şu. Amerika teknik üstünlüğünü çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Birçok sahada. Buna mukabil iki tane temel gücü var. Biri silahıydı, silahı. Silahıyla şu anda kaybettiği bu kaynakları, mesela şu anda Amerika dünyada eskisi kadar dolar gönderemediği için şu anda en fazla son iki yıldan beri dünyada doğal gaz ve petrolü kim satıyor? Ben böyle bilmiyordum. Mesela son zamanlarda bu raporları incelerken dikkatimi çekti. Hepimiz şöyle biliriz değil mi? İşte Suudi Arabistan, Venezuela, işte Rusya, İran. Halbuki bir numarada en fazla petrol ve doğal gaz satan ülke şu anda Amerika. Çünkü niye? Eskisi gibi artık dünyadaki ham maddeyi kağıdıyla beraber alamıyor. Benim gördüğüm, okuduğum fotoğraf da bunun Türkiye'siz İran'da bir olası bir durumda belli bir nüfusun Türkiye'ye geleceğini ifade ettiniz. Ben daha tehlikeli bir şey söyleyeyim. Böyle bir durumda abi, petrol fiyatları artıyor. Basra tıkanırsa İran'a bir şey olmaz. Sarsılır ama tokatı Türkiye'ye yer. Petrol fiyatlarında her bir birimdeki artışın Türk ekonomisinde yaratacağı sarsıntı tahmin edilemeyecek. Tamam işte bak şimdi burada ne var biliyor musun? Şimdi bak çok önemli bir iş var. O iş ne? O iş şu. ABD İran'la ilgili olarak bu tür operasyon haberlerini pompalayarak bir, İsrail'i tamamen gözden kaçırttı. Bak tamamen gözden kaçırttı. İsrail kuruluşundan itibaren temel devlet felsefesi nedir? Yüksek stratejisi. Genişlemek, yayılmak. Yani arz-ı mevut dediğimiz anlayış aslında. Şimdi yayıldığı alanlara bak. İşte Batı Şeria dahil şimdi bunları alıyor. Şu İsrail'in yayılmak istediği çok önemli bir alan var şu anda. Lübnan. Eğer Suudi Arabistan merkezli ve eksenli olmak üzere bir Sünni Arap dünyasıyla Farsi İran'ı karşı karşıya getirmeyi başarırsa kıyamet. O dakika itibariyle İsrail Lübnan'a girecek. O dakika, o saniye, o salise itibariyle yani saat geçirmeden bir kere bunu hepimiz aklımızın bir yerine yazalım. Şimdi burada asıl arzu edilen husus demin söylemiş olduğum şekliyle bu Suudi Arabistan başı çekmek üzere kurdurulacak olan o Arap koalisyonu. Şu anda 30 Mayıs'ta Mekke'de bir toplantı olacak. Körfez İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği. Bak nerede oluyor? Mekke'de. Ondan sonra bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısı ya Mekke'de ya yine Cidde'de yapılacakmış. Fakat bu toplantılarda Amerika'da var. Peki Mekke İslam'ın kutsal toprağı değil mi? Orada ne söyleniyordu? Müslüman olmayan unsurların dışında girilemez. Doğru mu söylüyorum? Doğru mu biliyorum? Doğru. Peki şimdi kimler var orada? Kimler var orada? Kimler olacak? Dolayısıyla bakın burada şimdi başka bir iş yapılıyor. Uzun erimli bir cümleyle bir sonuç söyleyeyim. Nasıl ki Kudüs'ü kutsal olmaktan çıkarttı Trump, değil mi? Müslümanlar için son derece kutsaldı. Gerçi üç din içinde kutsal da ayrı bir şeydi. Ne yaptı bunları?
İsrail adına resmen tanıdı. Öyle mi kardeşim? Şimdi burası Yahudi Musevi kenti mi? Doğru. Yarın öbür gün korkarım ki aynı şey Mekke için olacak. Bak korkarım ki yarın aynı şey Mekke için olacak. Çünkü iki tane bu şey emzayet açısından, işte Selman açısından baktığınız zaman, Muhammed bin Selman açısından baktığınız zaman bu iki tane prensle ABD bölgeyi bir kan deryasına çeviriyor. Bu kan deryasını çeviriş içerisinde tamam Lübnan kaybedecek, İran kaybedecek. Ha nereye kadar gidecek, ekonomik gücü ne olacak, neresi sarsılacak onun hesaplarını bilemem. Onların kendileri yapıyorlardır İran'da. Ama asıl, dedemin sen de altını çizdin, Türkiye büyük kaybeden bir ülke olacak. Bunu gösteriyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'de başka bir şey daha oluyor. Doğu Akdeniz'de o münhasır işte ekonomik alan meseleleri, şunlar bunlar, uluslararası hukuka göre Türkiye'nin de oradaki petrol, doğalgaz alanlarında pay sahibi olması gerekiyor. Kitap öyle yazıyor. Öyle mi? Fransız gemileri geliyor. Yaşa. Kitap öyle yazıyor. Doğru mu söylüyorum? Birleşmiş Milletler, bilmem ne, görüşmeler, kararlar, kürsüden konuşulanlar, bunları hep anlatıyor. Ne oluyor şimdi? Bir, Türkiye'yi Doğu Akdeniz bu havzaya sokmama kararındalar. Bu bir. O karar. Önce ne oldu? Hatırlayalım. İtalya, Yunanistan, Kıbrıs'ın Rum kesimi, Güney, Mısır, İsrail'in içine dahil edildiği böyle bir eksen yaratıldı. Türkiye bunun dışında bırakıldı değil mi masaya? Daha sonra bir eksen daha yaratıldı, içinde yine Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, İsrail'in falan filan alındığı, işte Körfez'in alındığı böyle bir eksen bir yaratıldı. Bir boru attı İtalya'ya, Yunanistan, İtalya üzerine. Şimdi böyle bir eksen yaratıldı. Türkiye şimdi yok. Türkiye şimdi yok. Şimdi üçüncü bir mesele yaratıldı. Üçüncü mesele ne? Güney Kıbrıs'tan, yani Rum bölgesinden Fransızlara deniz üssü açıldı. O deniz üssü açılma sözleşmesinde bir önemli madde var. O madde şu. Burada arama yapmakta olan ve yapacak olan Fransız petrol şirketinin güvenliği Fransız donanması tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla buradaki bu petrol araması sırasında herhangi bir yabancı güç buraya bir müdahalede bulunacak olursa Fransız savaş gemileri buna müdahale edecek. Fransız uçak gemisi bir süre sonra bölgede zaten görülecek, sancak dolaştıracak. İşte savaş gemileri ya da helikopterleri neyse kaldırılacak. Bunun anlamı ne biliyor musun? Çok açık, çok net. Türkiye sen burada olmayacaksın. Türkiye sen. Şimdi düşün. Burada İran sıkıştırmışsın, senin dibin. Aşağısı Doğu Akdeniz, senin dibin. Kıbrıs Türk varlığı nedeniyle senin dibin. Bu tarafa geri dönüyorsun. Suriye, Irak senin dibin. Rusya, ABD birlikte hareket ederek seni Fırat'ın doğusuna sokmama kararlı, bitti. Diyor ki girmeyeceksin. İran da aynı cümleleri kurdu. Girmeyeceksin. YPG, PYD dediğiniz unsurları Rusya da destekliyor. ÖSO yarın öbür gün neredeyse terör örgütü olarak ilan edilecek. Neredeyse öyle bir hale. İdlib'de olanı seyrediyoruz. Yaşa. İdlib'de Türkiye'nin bütün söylemleri ve tezlerinin aleyhine olarak Rusya destekli Şam oraya inmiş durumda. Oradan 1,5 milyon civarında göçmen düşünülüyor. İnsanların terk edecekleri, evini, barkını bilmem neyini düşünüyor. Bu gelip seni, Türkiye'yi zorlayacak. Bak şimdi, daha önce yapmış olduğun iki tane harekat var. Çok başarılı. Şehitler verdin. Bu ülkenin pırlanta evlatlarını o toprakta bıraktın. Değil mi? Zeytin Dalı yaptın. Afrin'deki harekatı yaptın. Zorluyor. Sen oradan da çık diye şimdi. Seni zorluyor. Şimdi, peki bütün bunlar varken senin Türkiye ittifakına ihtiyacın varken sen neyle uğraşıyorsun? İstanbul'da muhtar seçimiyle. Aslında abi. Sen neyle uğraşıyorsun İstanbul'da muhtar seçimiyle? Muhtar. Niye? Çünkü burada bir rantiye var. Çünkü burada para kaybediliyor. Daha başka bir şey söyleyeyim sana. Benim düşünceme göre Tayyip Bey niçin İstanbul seçimi konusunda baştan kabul etmişken sonra bu şekilde bir dönüş yaptı? Anladığım kadarıyla Kanal İstanbul projesi var ya, Kanal İstanbul projesi nedeniyle, çünkü oranın paraları peşin alınmış. Şimdi, hadi bakayım şimdi ne olacak? Tabii şimdi bütün onların hayata geçirilmesi lazım. Abi bir, önce şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'nin Kıbrıs'ta, Akdeniz'de doğalgaz ve petrol ağırlıklı
hak iddia edeceğini ve burada ciddi bir duruş ortaya koyacağını zannetmiyorum. Niye? Çok basit bir sebebi var. Şimdi Türkiye'de bulunan bütün sen petrol yataklarını Amerikalı ve İsrail kökenli Kanadalı firmalara bu maden yataklarını verdi. Doğalgaz yataklarını Trakya doğalgaz rezervi buraları verdi. Yani sen Anadolu'da bulunan en kıymetli petrol ve doğalgaz ve diğer madenlerle ilgili ruhsatları yabancıları verdin zaten. Yani buna Fransız firması da var içinde. Şimdi bunu vermişken şimdi dışarıdan bakan bir Fransa, bir İsrail, bir Amerika ne der? Ya adam der Edirne'dekini vermiş, adam Diyarbakır'dakini vermiş, Mardin'dekini vermiş, Kıbrıs açıklarındakine mi uğraşacak? Yani Türkiye'nin orada bir ciddi bir tavır ortaya koyamayacağını bir defa herkes biliyor. Fırsattan bu fırsatta çok önemli bir rezerv var orada aslında. Olduğu için gelip o rezerve çöküyorlar. Şimdi saydığınız bloklar çok önemli. Şimdi bir tarafta Rusya, Çin, İran, İpek Yolu projesi Çin'in üzerinde yürüttüğü 1 trilyon dolara yakın da işte Sri Lanka'da yaşanan olayları analiz ettik. Orada bir liman satın aldı. Oradan gelen Suriye'den devam eden Avrupa'ya bağlanan bir hat var. Bunun üzerine bu ticari hat üzerine bu ülkelerin BRICS ülkeleri çok ciddi bir yatırım yapıyor. Buna karşılık da İsrail, Amerika, Mısır üzerinden enerji ve boru hatları Yunanistan ve İtalya tarafına oluşturmaya çalışılıyor. Şimdi bakın sayıyoruz ülkeleri. Burada şu şu ülkeler var. Burada şu şu ülkeler var. Hiçbirinde kim yok? Türkiye yok. Hiçbirinde Türkiye yok. Aslında yani en üzücü olan nokta bu. Şimdi burada öyle ya da böyle. Mesela İngilizlerin son dönemde Orta Doğu'da birçok noktada Amerikalılarla karşı karşıya gelip ağırlığını daha da hissettirmek istemesi buradaki enerji nakil hatlarıyla ilgili payının arttırılmasıyla ilgili. Kendi çıkarı şimdi, burada Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye hiçbir bu çapta büyük ve reel bir projenin işte mesela Irak petrollerinin Türkiye üzerinden geçirilmesiyle ilgili merkezi hükümet yaşadığımız sıkıntıdan dolayı başka bir boru hattı bypass edildi. Şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman aslında Türkiye ticari olarak da baktığımızda hiçbir şekilde ne oradan ne buradan hiçbir yerden bir fayda elde edemiyor. Sana bir soru sorabilir miyim? Sen çok ilgilendiğin için dur ekonomiyle evet, ilgili. Tamam. Bak Türkiye'nin ihracat kalemleri neler? Türkiye'nin ağırlıklı ihracat ham madde bana? Değil. İşte neler? Otomotiv var, tekstil var. Yukarıdan aşağı saydım en temel. Bazı temel sanayi ürünleri var, metal ürünleri var. Ne kadarını teşkil ediyor bizim ihracatımızın ya da milli ekonomi şeyin portföyümüzün? Bizim ağırlıklı olarak abi tam yüzdesel rakamdan ziyade bizim ağırlıklı sattığımız yer Avrupa pazarı. En büyük Avrupa. Mesela Rusya tarafına tarım ürünleri ağırlıklı satıyoruz. Şimdi satamıyormuşuz. Çünkü geri gönderiyorlar. Birçok üründe o da aslında şöyle söyleyeyim, siyasi gibi gözükse de Türkiye'de kullanılan ziraat tarım ilaçlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Evet, tamam. Bunlar yani biz her ne kadar hep siyasi diyoruz ama tam da siyasi değil yani. Peki, biz Avrupa'ya satamıyoruz. Peki turizmde durumumuz ne? Şimdi turizm de çok önemli. Bizim aslında dış ticaret açığımızı kapatan, işte şimdi Berat Bey dedik işte Haziran ayında dedi cari fazla vereceğiz turizmden dolayı. Şimdi bize turizm en önemli bizim girdi kalemlerimizden biri. Bakıyor şimdi Orta Doğu'dan çok ciddi turist geliyor sonra. Orta Doğu'dan ama. Şimdi ne olacak? Orası ciddi oranda bu karışıklıktan dolayı zarar görecek. Türkiye'de en ufak bir karışıklık olduğu zaman Avrupa'dan da turist gelmiyor. Bir de üzücü olan bir şey var abi. Turistin sayısı çok önemli değil. Bırakacağı para. Bir sana en sonda büyük bir soru soracağım da onun için bu girişleri yapmayı anlamaya çalışıyorum. Şimdi bizim İhracatımız açısından baktığın zaman tarım sektörü, hayvancılık sektörü ne durumda? Eksi. Çökmüş durumda. Ciddi şekilde eksi. Peki. İşlenmiş madenler, endüstriyel teknolojik. Türkiye'deki madenleri ham olarak alıp yurt dışına götürüyorlar. Şimdi güzel. Peki yüksek teknoloji ürünlerimiz var mı bizim ihraç ettiğimiz? Çok az. Örnek işte nanoteknoloji gibi işte çok siber az. Bilmem ne gibi falan. Ben mesela bir şey söyleyeyim. Bakın teknik bir konu belki izleyicilerimiz ilgisini çekebilir. Bakın şu anda hani araba yapacağız falan deniliyor ya. Bakın arabalarda en büyük problem aslında yakıt pilleridir. Bizim şu anda kullandığımız işte arabalarda lityumlu
yakıt pilleri teknolojisi var. O da onun üzerine şimdi şarj süresinin çok daha kısa ve boşalması daha uzun süren pillere ihtiyaç var. Çok daha hızlı yayılması peki, için. Peki Türkiye... Bir şey diyeceğim abi. Bu kurşun kalemin ucundaki grafit var ya, grafen yapısı var. Onların karbon yapısı çok yüksek miktarda enerjiyi depolamaya müsait. Bununla ilgili dünyada çok hızlı yatırımlar vardı. Fakat şimdi Uzak Doğu borafene buldu. Bor ekseni dünyanın şu anda en güçlü yakıt enerjisi bor üzerinde ve Türkiye burada bu kadar altın mesela bir kıymet var elinde. Seyrediyor süreci. Türkiye ne satıyor abi? Soruyorum. Türkiye bakın ihracat rakamlarına bakınca tekstil, otomotiv. Tekstil hala satıyor mu? Yani? Satıyoruz. Otomotiv Avrupa pazarına. Otomotivin nesini satıyorsun? Abi olay şu. Hayır otomotivin nesini satıyorsun? Araba satıyoruz abi. Şöyle buradaki incelik şu. Şimdi Türkiye bir şeyi ayıklayalım. Türkiye'de bu kadar yüksek vergiler olduğu için Türkiye bir montaj ülkesi oldu. Yani Türkiye üretim merkezi olmaktan çıkıyor. Pardon dur şimdi. Ne demek şu? Dur bir dakika. Şimdi Türkiye yani burada ürettiği için Hyundai, Honda, işte Mercedes, Renault bunları mı satıyor? Evet. Ama nasıl satıyor? Şimdi bakın. Şimdi burada kıymetli olan şu bakın. Şimdi 100 liralık, 100 dolarlık bir ürün sattın. Bunun ne kadarı maliyet? Asıl kritik soru şu. Şimdi parçaların hepsi yurt dışından gelecek. Ne kadar? 90 dolar parçalar tutuyor. Burada bunları montajlıyorsun. 100 dolara satıyorsun. Tamam. Ne demek bu? Şimdi dur, bu ihracat değil. Dur şimdi anladım. Peki. Şimdi bütün bunlardan çıkardığım sonuç şu. Türkiye ekonomisi gerçekten ağır hasta. Evet. Tamam. O zaman asıl sorumu sorayım şimdi. Bütün bunları öğrenmek istemiyorum. Türkiye bir Arjantin olur mu? Ben daha üzücü bir şey söyleyeyim. Önce Arjantin olur mu? O sorunun cevabını ver. Evet, hayır. Bence Arjantin'den daha kötü olur abi. Anlaşıldı. Programı kapatabilirsin. Evet. Yani. Sağ ol. Sağ ol Selim be. Eyvallah. Eğer tedbirler alınmasa daha kötü olur. Çünkü yani burada bakın bir defa bir gelişmekte olan ülkelerin tamamının kalkınmada temel lokomotif ürünü tarım ürünleridir. Niye? Doğru. Çünkü 100 dolarlık ihracat kardeşim, yapıyorsanız doğru. Maliyeti 5 dolardır, 10 dolardır. Şimdi Türkiye ihracat yapıyor diyorsun Avrupa'ya. Tamam da kardeşim parçası da mesela Türkiye'nin şimdi mesela bazı hızlı tüketim ürünlerine vergi koydu Türkiye diyelim. Cari açığı kapatamazsın ki. Çünkü Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi ara mamül. Ara mamül şu. 3 parça olarak geliyor, montajlanıyor, gidiyor. Yani ara mamül. Senin şimdi ihracatının temeli bu ara mamüle dayanıyor. Ara mamül sadece ham madde değil. Petrol ve türevleri değil. Bu tip Türkiye montaj ülkesi oldu. Şimdi bu şartlarda Türkiye'nin elde ettiği kar, bir şirketin karı nedir? Maliyetle satış fiyatları arasındaki marjdır. Şimdi Türkiye'nin bu taraftaki marjı çok düşük. Bir de Avrupa pazarı %0.5 büyüyecek 2020'de, 2019'da. Bu ne demek? Sen o tarafta da çok durağan bir döneme giriyorsun. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman çok ciddi. Bakın son bir şeyle kapatayım. Onun teşkili tabii grafiklerini vermemiz lazım. Dünyadaki total dış ticaret rakamlarına bakmak lazım. Dramatik bir şekilde 2019'da dış ticaret rakamları ciddi oranda düşüyor. Ve Türkiye'nin şu anda tek ayakta duran tarafı Avrupa'ya ihracattı. Orada ciddi bir tökezleme var. Bazıları diyor ki döviz artarsa bizim ihracatımız rahatlar. Yanlış düşünüyorlar. Çünkü sen o ihracat yapmak için %90'ı kadar da ithalat yapıyorsun zaten. Onu da dövizle yapıyorsun. Ha Türkiye tarıma dayalı sanayi atıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e dediler ki siz Türkler sanayiyle uğraşmayın, tarımla uğraşın. O zaman tarım para etmiyordu, sanayi para ediyordu. Atatürk çok büyük sanayi yatırımları yaptı. Yıllar geçti. Şimdi tarım sanayiden daha kıymetli bir katma değer elde etmeye başlayınca şimdi bize diyorlar ki siz ağır sanayiyle uğraşın, tarımla uğraşmayın. Ya şimdi ağır sanayi tamam yapalım, uçak motoru yaptın diyelim. Bunu da kapatayım. Şimdi uçak motoru yaptın. Kime satacaksın? Malezya. Kime satacaksın? Malezya. Şimdi uçak motorunu uçaklar alır. Sordun şimdi, diyorum sat işte Endonezya. Abi şimdi Malezya uçağı ya Airbus'lar alıyordur ya Boeing'ler alıyordur. Şimdi senin şimdi bu noktada motor satacağın dünyada bir iki yer var. Ve bu bir iki firmanın da
Mesela Fransız Airbus İngiliz GE ile anlaşmış zaten. Öbür tarafta özür dilerim GE ile şey Boeing GE ile anlaşmış. IAA ile Rolls-Royce'dan da İngiliz Rolls-Royce araba firması değil, motor firması. Onunla da Airbus'a anlaşmış. O ona motor veriyor. Ona sen şimdi böyle bir ağır sanayi işinde yaptığın zaman onların geldiği know-how'ı yakalaman için çok ciddi bir şekilde TÜBİTAK'ı ele alman lazım. Üniversiteleri ele alman lazım. Yüksek katma değere gerçekten yatırım yapman lazım. Yıllar sonra mesela bak Borofen'e yatırım yap diye dünyada yok o. Şimdi biz araba yapım ya Koç grubunda zaten Ford'un verdiği araba modelleri var. İsterse onu yapıp bütün Avrupa'ya satar. Türkiye önce bisiklet yapsın sonra otomobil yapsın. Önce bisiklet yapsın. Yani araba demek Erol abi kaporta değildir. Araba motor teknolojisidir. Şimdi sen bu motor teknoloji yoksa kaportaysa var zaten üretim bandı Ford Koç'un elinde var. Niye o eskidiği için o modeli yapmıyor? Henry Ford nasıl zengin oldu? Ucuzu arabayı imal ettiği için. Yeni bir motor teknolojisi ortaya koyduğu için. Sana bir şey soracağım ya. Bu Ramazan çadırları ne amaçla yapılıyor? Ne amaçla kuruluyor? Yani normalde Ramazan çadırları fakir fukarayı doyurmak için kurulmuş. Bir şey soracağım sana. Kuyruğa girenlere dikkat ediyor musun hiç? Lütfen bir dikkat eder misin? Kuyruğa girenlere bir dikkat eder misin? Ya bu ne utanmazlıktır ya. Bu ne arlanmazlıktır ya. Bu ne terbiyesizliktir ya. O Ramazan çadırları yoksul hani evine bir yıl boyunca neredeyse et girmemiş insanlar için. Değil mi kardeşim? O meyveyi gidip çürük çarık meyve pazarın toplanıp pazarcıların kenara atmasını bekleyen insanlar. Değil mi o yoksul insanlar? Senden rica ediyorum ya. Lütfen bir bakar mısın o çadırla? Kuyruğuna bir bakar mısın? O zaman bunu da haftaya yalnız haftaya yok. Seyircilerimizden yokuz hafta. İmza evet yokuz. Efendim. İzin istiyoruz efendim. İzin istiyoruz. Efendim Selim Bey haftaya Sri Lanka'da belediye başkanlığı seçimlerinde propaganda çalışması yapacak. Onun için izin istiyoruz efendim. Ben peki ben Çin'de peki de yapacağım abi Sri Lanka'da diye. Aslında Sri Lanka çok önemli bir nokta, onu da konuşmuştuk. Evet sayın seyirciler, haftaya yeniden, haftaya demeyelim, müsait olduğumuz ilk hafta yeniden buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın diyorum. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bayram geliyor, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bayramda bir program yapabiliriz diyelim. Diyerek programı kapatalım.